Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, bugün Muhtat Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılmak ve AK Parti grup toplantısına başkanlık etmek üzere Büyükşehir Belediye'mize geldik. Grup toplantımızı gerçekleştirdik. Arkasından da Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının seyirci bölümünde yerimizi aldık ve Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nin çalışmalarına eşlik ettik, seyrettik. Tabii bugün normal gündemin dışında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanımızın da gündeme getirdiği Susurluk'ta gerçekleşen bir hukuk ve demokrasi katliamını dile getirdi Yücel Başkanımız. Susurluk'ta gerçekleşen hadise şudur arkadaşlar. 2 yıldır bütün dünyayı kasıp kavuran Covid herkesi etkilediği gibi Susurluk'taki belediye meclis üyemizi de etkilemiştir. İbrahim Dürmüş arkadaşımız 13 toplantının 7'sine katılım sağladığı halde sayılar çok net olarak kağıt üzerinde, evrak üzerinde net olduğu halde Susurluk Belediye Meclisi'ndeki CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri AK Partili seçmenin iradesine saygısızlık ederek belediye meclis üyemizi kanun dışı, hukuk dışı yollarla düşürmüşlerdir. Belediye başkanı ilk düşürmenin arkasından konunun yanlışlığına ve hukuki gayri hukukiliğine binaen geri iade etmiştir. Fakat CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri yine demokrasi konusundaki yaklaşımlarına gerçek yüzlerini göstererek meclis üyemizin düşürülmesi yönünde oy kullanmışlardır. Biz tabii bunu hukuki yollarla Bölge İdare Mahkemesi'ne şu anda arkadaşlarımız itiraz ediyorlar. Hukuk olarak hakkımızı arayacağız. Çünkü biz biliyoruz, haklıyız. Arkadaşımızın katılım sayıları belli, toplantı ve birleşim sayıları belli. CHP'li ve İYİ Partili üyeler bile bile lades demişler ve demokrasinin en temel hakkı olan temsil hakkını arkadaşımızın elinden almışlardır. Bu işin bir yönü. Burada meclis üyeleri, çeşitli meclis üyelerimiz söz alarak buradaki hukuksuzluğu ve etik olup olmadığı konusunda değerlendirmeler yapmıştır. Burada tabii sıkıntı olan esas konu seyirci bölümünde yan yana oturduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın geçmişteki Erdek seçimlerine, Erdek Belediye Başkanlığı seçimlerini de ileri sürerek, ses tonunu yükselterek bizlere hakaret etmesi, demokrasiyi sadece kendi inisiyatiflerinde gizli oy, açık tasnif usulüyle benimsediklerini, ondan sonra tabii bunu söz olarak söylemiyorum, hüküm olarak, netice olarak söylüyorum. Yani Erdek seçimlerinde siz nasıl aday gösterirsiniz? Yani düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, AK Parti İl Başkanı'na var olan belediye meclis üyelerinin katıldığı yeni bir belediye meclisi üyesi, yeni belediye başkanı seçiminde siz nasıl aday gösterirsiniz? Hangi hakla aday gösterirsiniz? Yani arkadaşların, CHP'li arkadaşların demokrasi anlayışı bu kadar kıt arkadaşlar. AK Parti her seçimde aday gösterir, seçilir seçilmez. Zaten 9'a 6'sınız. Yani seçime, kendi meclis üyelerine dahi güvenmedikleri için her türlü mobbingi uygulamışlar, her türlü rezaleti çıkarmışlar. Kendi meclis üyelerinin onayladığı seyirci alınmaması ile ilgili, gözlemci alınmaması ile ilgili kaymakamlık kararına resmen kendileri bir gün sonra muhalefet etmişler. Salona girmeye çalışmışlar. Yani bir gün önce kendi meclis üyelerinin imzası olduğu halde ertesi gün salona girmeye çalışarak kendi meclis üyelerinin bu konudaki oylarına güvenmedikleri için baskı altında tutmaya çalışmışlar. Biz de niye aday gösterildik diye suçlanıyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunu da yapan arkadaşlar bir siyasi partinin il başkanı. Bir belediye meclis toplantısında sesini yükselterek oradaki intizamı, asgari siyasi nezaketi bozarak açıkçası çok kötü bir şeye sebep oldu. Ben bunu protesto ediyorum. Bir siyasi partinin il başkanı olarak kınıyorum. Ve milletin sağduyusuna havale ediyorum açıkçası. Bizim Susurluk'taki belediye meclis üyemizin hakkını hukuk koruyacaktır. Bu noktada hukuka sonsuz saygımız var, hürmetimiz var.
Ama siyasetin ve demokrasinin hukukunu korumak da biz siyasetçilerin bu hadiseye yaklaşımıyla ilgili. Biz sonuna kadar millet iradesine saygılıyız. Biz sonuna kadar siyasetin özgürce yapılmasına sahip çıkacağız. Buna ket vurmak isteyen, bunu engellemek isteyen, bunu bağnaz bir şekilde sadece tek parti zamanlarındaki yaklaşımla yürütmeye çalışanlar maalesef milletin tokadını yiyecekler. Bunu tabii hukuk karar verecek. Artık bundan sonrası hukukla Bölge İdare Mahkemesi'ne biz itiraz ettik. Ondan sonra İbrahim arkadaşımız şu anda itiraz ettik, gerçekleşti. Bölge İdare Mahkemesi kağıtları, evrakları alacak. Belediye kanunu net bir şekilde belli. Ondan sonra sayıları toplayacak, bu kadar basit. Biz tabii öncelikli olarak yürütmeyi durdurma bekliyoruz bu konuda. Belli bir yanlışlığın devam etmemesi adına. Çünkü İbrahim arkadaşımız düşürülürse yeni birisi gelecek. O yeni birisi kararları imzalayacak. Bunların olmaması lazım. Yürütmeyi durdurma bekliyoruz. Arkasından da gerçek karar bekliyoruz. Burada hem millet iradesine bir karşı hareket var, hem de bir hukuksuzluk var. Hukuksuzluğun muhatapları bunun cezasını veya bunun karşılığını mutlaka görecekler. Thank you.